Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT e net artırıcı seriye devam ediyoruz. Deneme numaramız 4. Birinci sorumuz olan 28. sorumuzda başlayacak olursak. İstilacı tür başka bir bölgeden bilerek ya da bilmeden getirilen ve getirildikleri yerde hızla yayılarak yerli türlerin habitatını işgal eden türlerdir. Bu tanıma göre istilacı türler için 1-2-3-4'ten hangileri söylenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi istilacı tür başka bir bölgeden gelerek e, bilerek ya da bilmeden getirildikleri halde hızla yayılıyorlar ve yerli türleri de habitattan da işgal ediyorlarmış. Yani bunların üreme hızları yüksek olmalı, hızla yayılması buna e, bir gösterge olmuş oluyor. Yeni geldikleri ekosistem yapısını etkilerler mi? Evet, hızla yayılarak oradaki ortamın bozulmasına yol açarlar. Dengenin bozulmasına yol açarlar. Yeni geldikleri ortama uyum yetenekleri zayıf değil, tam tersi istilacı ortama yerleşmişler. Diğer e, yerli türlerin yerini almaya başlamışlar. Uyum yeteneklerinin zayıf olduğu iddia edilemez. Tür çeşitliliğini azaltıcı yönde etkili olabilir. Evet, bazı türlerin yok olmasına yol açabilir arkadaşlar. Bu da tür çeşitliliğine ortamda artık azaltıcı yönde etkili olduklarının da göstergesi olabilir. Buna göre cevabımız 1 2 4 yani Denizli olarak bulunmuş oluyor. Diğer sorumuza geçecek olursak 29. sorumuz aşağıdakilerden hangisi diyor bitki hücrelerinde bulunan ve bu hücreleri mantar hücrelerinden farklı kılan özelliklerdendir. Bitkilerde bulunacak ve mantardan bunu farklı kılacak. Peptidoglikan yapılı duvar oluşturma demiş A şıkkımız. Arkadaşlar peptidoglikan azotlu bir polisakkarittir. Sadece bakterilerin Bazılarında duvar vardır ve onların yapısında e, bulunmaktadır. Ne bitki ne mantara ait bir özellik değildir. B şıkkı stoplazma ve mitokondride de ATP sentezi yapabilmeyi. Her ikisi de ökaryottur bunların. Bitki de olsun mantarda olsun ökaryottur. İkisi de glikoliz evresini stoplazmada oksijenli solunum kısmını ise mitokondride de gerçekleştirir. Bu ortaktır. Farklı kılmaz. C şıkkı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme. Evet bu arkadaşlar bitki hücrelerinde olurken mantarlarda olmaz. Mantarlar heterotrof yaşarlar. Saprofit ya da parazit olarak yaşarlar. Bitkiler ise ototrof oldukları için fotosentezde ışık enerjisini kullanarak kendilerine besin yapabilirler. İşte bu farklı olmalı. C, D şıkkı çok hücreli türler içerme. Evet mantarlardan bir amayası hariç çok hücreli mantarlardır. Bitkilerin tamamı zaten çok hücrelidir arkadaşlar. Bu da ortak bir özellik olduğu için sayamıyoruz farklı kılmıyor yani. Kontraktil koful ise diğer ismi vurgan koful olan bu koful sadece tatlısuda yaşayan bir hücreli canlılarda bulunmaktadır arkadaşlar. Amipöklerine para mevsim gibi ne bitkilerde ne de mantarlarda bulunmaz. Onun için cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Bir diğer sorumuza geçecek olursak. Evet. 30. sorumuz bir DNA'ya ait demiş. 1, 2, 3, 4'ten hangilerine bakılarak bu DNA'nın yüksek ısıya dayanıklılık durumuyla ilgili yorum yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi yüksek ısıya dayanıklılık ne ile ilgiliydi? Şu DNA'nın çift zincirleri arasında yer alan zayıf hidrojen bağlarıyla ilgili. İkili bağ var, üçlü bağ var, ikili bağ var, üçlü bağ var. Ne kadar çok üçlü bağ varsa o DNA'nın biz daha sağlam dayanıklı olduğunu ısıya karşı dayanıklı olduğunu ifade edebiliriz. Bu da neye bağlı arkadaşlar? Tabii ki de guanin, sitozin sayısına bağlı. Adenin, timin arasında ikili, guanin, sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı vardır. O zaman ne kadar çok guanin, sitozin varsa o kadar bu DNA daha ısıya dayanıklı olmuş oluyor. O zaman adenin bölü timin oranı zaten adenin sayısı timine eşit olacağı için bunun oranı birdir arkadaşlar. Ben buna bakarak bu DNA'nın zayıf hidrojen bağı sayısıyla ilgili yorum yapamam. Dolayısıyla ısıya dayanıklı ile ilgili yorum yapamamış olurum. Pürin bölü pirimidin. Pürin arkadaşlar çift halkalı bazlar. Gazi, Antep, Büyükşehir Belediyesi'ni unutmayalım. Bunlar çift halkalı bazlara kodlamadır. Pirimidin ise arkadaşlar süt diye kodlayabiliriz. Süt bakın sütün S'si, U, U T'si var. U'su, R'na'da var. Onun için bunu ihmal edebiliriz. Bakın ne gördük arkadaşlar? Adenin sayısı timine, guanistozin eşit. O zaman bunun da oranı yine birdir her zaman için. Guanin bölü timin oranı. işte bu bizi ne yapar? Sonuca götürebilir arkadaşlar. Guanin ile timinin oranı bir DNA'da ne kadar çok guanin olduğunu veya az olduğunu bize ifade eder. Bu da ne yapar? Zayıf hidrojen bağı sayısı hakkında bize yorum gücü vermiş olur. Guanin bölü pürin oranı. Pürin neydi? Gazi Antep. O zaman guanin bölü Gazi Antep G artı G diyelim arkadaşlar. Bakın şu şuna eşit zaten. O zaman 1 bölü A adenin sayısı hakkında bize bilgi verir. Bunu guaninle belki belki değer verdiğimiz zaman kıyaslayabiliriz. Örneğin e, guanin X olsun. Bakın e, guanin xti artı e, adenin de mesela 2X olsun. Miktar olarak söylüyorum. Burası mesela 10. 10 Burası 10 Burası 20. Şimdi 10 bölü 30 gördüğümüz zaman biz veya 1 bölü 3 gördüğümüz zaman ne anlarız? Timin miktarının bu DNA'da daha fazla olduğunu yorumlarız. Adenin timin sayısının daha fazla olduğunu. Neye göre? Guvanin sitozine göre. Bakın böyle bir yorum ne yapar? Bu şekilde bize yine guvanin sayısı ve sitozin sayısı hakkında bilgi vereceği için doğal olarak zayıf hidrojen bağı sayısı hakkında bilgi vermeyi sağlar. Onun için 3 ve 4'ün biz arkadaşlar bu konuda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. 31. sorumuzdayız. 31. sorumuz. Evet, bir soyacı sorusu diyor ki, bazı bireylerin kan grubu genotipleri verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Ne görüyoruz? A0, B0, bir ne olabilir? Bak, bir ne olabilir arkadaşlar? A, B olabilir. A0 olabilir. B0 olabilir. Hop 0 0 olabilir. Bakın 4'ü de olabiliyor. Buna göre şimdi yorum yapalım arkadaşlar. 1 Bir numaralı birey AB olabilir mi? Evet AB olabilir dedik az önce. 1 Bir numaralı birey A0 olabilir mi? O da olabilir. A0 olabilir. 2 numaralı birey B0 olabilir mi? 2 numaralı birey B0 olması demek... Eee... A'dan e, babasından bakın mecburen A geliyor zaten. Nasıl B0 olsun? Yani ikisi birden birden gelemeyeceğine göre arkadaşlar bu vatandaş B0 olamaz. Mecburen babasından bir tane A almalıydı. O zaman 2 numaralı bireyin B0 olamayacağı net arkadaşlar. 3 numaralı birey A0 olabilir mi? Babadan A alacak. Anneden de sıfır alabilir mi? Alır. Bakın sıfır sıfır da olabiliyordu. A0 B0 da olabilir. Yani bir şekilde sıfır geni buraya gelebilir arkadaşlar. 3 numaralı birey AB olabilir mi? Evet babadan A alır. Anneden de B alır arkadaşlar buradan gelen B'yi alabilir. A B'de olabilir. O zaman cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Evet devam ediyoruz. 32. sorumuzdayız. 32 diyor ki enzimlerin genel özellikleri dikkate alındığında yukarıda verilmiş olan grafiklerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Bakın genel özellikleri dikkate alacakmışız arkadaşlar. Enzimler yüksek sıcaklıktan yapıları ne yapıyor? Protein yapıları bozuluyor bir süre sonra. Onun için bakın sıcaklığın artması reaksiyon hızını artırır, artır, artırır. Daha sonra bakın aşırı artmayla beraber inişe geçer. Çünkü protein yapı denatür olmaya başlar ve en son 55 derece gibi bir rakamda tamamen denatür olan enzimlerin yapısı bozulmuş olur arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüzü kabul edebiliriz. İkinci öncül diyor ki pH değeri arttıkça reaksiyon hızı 3'ten sonra sabitlenir. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu olamaz çünkü her enzimin çalıştığı belli bir pH var. Böyle bir sabitlik olayı enzimler için genel özellikler olaraktan düşünülemez bir e, grafiktir arkadaşlar. Üçüncüsü substrat yüzeyi arttıkça reaksiyon hızı artar. Doğru gibi geliyor değil mi? Ama enzimlerin genel özelliklerinde böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu neyle iniltili bir şey? Enzim miktarı arttıkça substrat yüzeyi artarsa ancak reaksiyon hızı artar diyebiliriz. Enzimlerin genel özelliklerinde böyle bir özelliğimiz yok. Şarta bağlı arkadaşlar. Onun için cevabımız yalnız bir olarak bulunmuş oluyor. Evet devam ediyorum. 33. sorumuzdayız. Lactobacillus vulgaris bakterisi laktik asit fermentasyonu yapar. Laktik asit ise ortamın pH değerini düşürerek neden? Çünkü organik asit arkadaşlar. Yani bulunduğu ortamın pH'ini düşürüyor. Asitliği artırıyor. Ne yapıyormuş bu pH'in düşmesi ise proteinlerin çökelmesine sebep oluyormuş arkadaşlar. Kazein denen bakın protein var. Yoğurt bakteri yeri bunu oluşturuyorlar. Bu şekilde bakın yoğurt meydana geliyor. Buna göre bir kova süt alınıp farklı ortamlarda ve içerisinde Lactobacillus vulgaris bakterisi bulunan iki ayrı kaba konularak bir süre bekletilecek olursa 1 2 3 4'ten hangileri sütlerdeki proteinlerin çökelme hızının iki kapta birbirinden farklı olmasına neden olacağı söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bu bakterilerin çalışma hızını yani yoğurt yapma hızını acaba neler etkileyebilir? Hatırlarsanız sütü ırktıktan sonra arkadaşlar üstünü böyle bir e, tencere içerisinde kapa kapağın üstüne de bakın ne yapıyoruz arkadaşlar kapağı mutlaka kapatıyoruz üstüne de bakın bir şeyler örtüyoruz. Neden ısısını korusun soğumasın diye neden çünkü enzimler ısıda iyi çalışırlar o zaman ortamın ısısı önemli. Kaptaki bakteri sayısı ne kadar çok olursa olay daha da çok hızlanacaktır. Ortamdaki oksijen miktarı ne kadar bir e, oksijensiz ortam oluşturursam bu Lactobacillus bulgaricus'lar fermantasyon yaptıkları için daha kolay çalışacaklardır. Ama sütteki protein çeşitliliği arkadaşlar kazein proteini bunun çeşitinin olayın hızıyla ne ilgisi var? Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için cevabımız denizli olarak bulunmuş oluyor. Evet devam ediyorum. 34. sorumuzdayız. Bir bitki tohumunun çimlenmesinin başlangıcından itibaren arkadaşlar tohum çimlenene kadar fotosentez yapmaz. Cepteki besin deposundan faydalanır. Neydi bunun adı? Endosperm. Açık tohumlarda M kromozomlu döllenmeden meydana geliyordu. Dikotillerde ise kapalı tohumlarda ise arkadaşlar çift döllenme ile meydana gelip 3N kromozomlu oluyor. idi. zigotun yanında 3N kromozomlu triploid çekirdek olan endosperm besin dokusunu oluşturuyor. Bu şekilde tohum çimlene kadar fotosentezi başlamadığı için bu esnada ölmeden besinini temin etmiş oluyor idi. İşte bunun için Çimlenmesinin başlangıcından itibaren zamanla kuru ağırlığında meydana gelen değişim verilmiş arkadaşlar. Ne olmuş? ilk başta ağırlık azalmış, azalmış, azalmış. T1'den sonra artış var. Demek ki yaprakları T1'de çıkmış fotosenteze başlamışız arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlıştır? T1 anına kadar hücresel solunum giderek yavaşlamıştır. Şimdi. Zigot mitoz bölünmelere başlıyor çılgınlar gibi metabolizmasını hızlandırıyor. Yani hızlan ne metabolizmanın hızlandığı bir yerde solunum hızı acaba neden giderek yavaşlasın Yaşlanıyor mu ki e, solunum hızı yavaşlasın arkadaşlar? Böyle bir şey söz konusu olamaz. B şıkkı bölünür doku faaliyeti hızlanmıştır. Evet her geçen gün yeni yeni hücreler meydana geliyor. Bu da top ve bölünme hızını artırıyor anlamına gelir. T1'den sonra fotosentez başlamıştır. Evet kuru ağırlık artıyorsa artık fotosentez yapraklar çıkmış fotosentez başlamış demektir. T1'e kadar tohumdaki besin depoları kullanılmıştır diyor. Kuru ağırlık azaldığına göre cepten yemişiz depoları tüketmişiz. T1'e kadar karbondioksit tüketimi gerçekleşmemiştir. T1'e kadar gerçekleşmemiş çünkü henüz yaprakları yok. İlk defa yaprakçıklar çıkınca biz buna koleoptil diyoruz arkadaşlar. Fotosentez başladığı zaman co 2 tüketmeye ne yapıyor? Başlıyor bitkicik. Onun için cevabımız Adana olarak bulunmuş oluyor. Evet 35. sorumuzdayız arkadaşlar diyor ki omurgalı hayvanlar şubesine ait bazı canlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmeler yapılmıştır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Su kaplumbağası solungaç solunumu yapar mı? Şimdi su kaplumbağası nedir? Sürüngendir arkadaşlar. Sürüngenlerde biz solunumun akciğerlerle yapıldığını söylemiştik. Dolayısıyla solungaç kimlerde vardır? Balıklarda vardır ve suda yaşayan omurgasız canlılarda olabilir. Yani sürüngende arkadaşlar su kaplumbağası bile olsa solungaç solunumu görülmez. Semenler arkadaşlar kuyruklu kurbağadır. Lekeli semender var mesela örneğin. Ee, arkadaşlar bunun sıcakkanlı olduğunu da söyleyemeyiz çünkü kurbağalara giriyor. Balıklar, kurbağalar ve sürüngenler soğukkanlı. Sadece kuşlar ve memeliler sıcakkanlıydı. O zaman bu da yanlış. Kartallı alveol var mı arkadaşlar? Alveol, tüy, pardon alveol, kıl, süt bezleri, ter bezleri, kası diyafram, e, kulak kepisine sahip olma. Bu arkadaşlar memelilerin özellikleri arasında yer, yer alıyor. Plesantiye sahip olma. Yavrusunu doğurabilmeye bakın. Bunlar arkadaşlar kartalda görülmez. O zaman alveol de görülmez. Sincap ise Kaslı bir diyafram bulundurur mu? Evet bakın diyafram bulundurma demiş burada. Bulundurur. Kaslı diyafram bulundurur. E, kartalın da aslında diyaframı vardır ama onunki zar şeklinde bir diyaframdır arkadaşlar. Burada kaslı diyafram deseydi de olurdu. Diyafram demiş. O da olur fark etmez. Onun için yalnız 4 doğru olmuş. Oluyor diğerleri yanlış arkadaşlar. Devam ediyoruz. 36'dayız arkadaşlar. Diyor ki 32 kromozomlu bir hücreden bölünmeler sonucu her biri 16 kromozomlu 16 hücre oluşmuştur. Şimdi ilk önce kromozom sayısı ne olmuş? Yarıya inmiş arkadaşlar. O zaman bir mayoz var mutlaka. Mayozsuz olmaz. En son mayoz olacak. Çünkü mitozdan sonra mayo e, mayozdan sonra mitoz olmaz. Önce mitozu düşüneceğiz, sonra mayozu düşüneceğiz. Bir hücreden mayozla iken kromozomlu bir hücreden mayozla arkadaşlar dört tane hücre oluşur. O zaman bir hücremiz bir defa mitoz geçirirse 251'den 2 tane hücre oluşur. Eee ondan da mayozda 2 kere 2 çarpı 4 8 hücre oluşur. Ama bize 16 hücre demiş. O zaman 2 defa mitoz yapsın. 252'den 4 hücre oluşur. 4 hücrenin her birinden çarpı 4 hücre oluşacak. İşte sonuca bize ne yaptı bu? Götürmüş oldu. Yani 2 mitoz, 1 mayoz olmalı arkadaşlar. Bu da D şıkkında ifade edilmiş. Devam ettik. 30 Yedinci soru arkadaşlar. Gövdesindeki soymuk boruları zarar gören bir bitki ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi soymuk boruları arkadaşlar organik besinleri taşıyan e, boru sistemi, iletim borulardır. Bir süre sonra köklerden yapraklara su iletiminde aksama ortaya çıkması beklenir mi acaba? Beklenir çünkü kök basıncı arkadaşlar aktif taşımayla gerçekleşiyor. E şimdi soymuk boruları organik besin taşıyor. Kökler eğer besinsiz kalırsa Aktif taşıma yapamaz. Enerjisiz kalır çünkü bir süre sonra köklerden yapraklara su iletiminde o zaman kök basıncı olamayacağı için ortaya aksamalar ortaya çıkması beklenir. Organik maddeler odun borularıyla taşınmaya başlar diyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Odun borularının görevi mineral madde ve su taşımaktır arkadaşlar. Somuk boruların vazifesine ne yapamaz? Geçemez arkadaşlar. Kök hücrelerinde depolanmış olan organik madde miktarı azalır mı? Evet cepten yemeye başlar. Yukarıdan artık kaynak kurulu bir şey gelmiyor. E gelmeyince kök hücreleri arkadaşlar bir süre ne yapar? Depolanmış organik maddeleri kullanır ve onları azaltır arkadaşlar. Onun için cevabımız 1 ve 3 olarak bulunmuş oluyor. Evet devam ediyoruz. 38'e geldik arkadaşlar. Bir türün farklı yaşam alanlarında bulunan popülasyonları arasında göçler görülebilir. Bakın bir türün farklı yaşam alanında bulunan popülasyonları arasında göçler görülebilir. Buna göre bir türün A popülasyonundan B popülasyonuna göç olması durumunda. Yani A popülasyonu A türü. B popülasyonu B türü. Yani A türü canlılar B türünün bulunduğu ortama göç ederlerse aşağıdaki grafiklerde görülen değişimlerden hangisinin bu iki popülasyondan herhangi birinde ortaya çıkması beklenmez. O zaman A popülasyonu B'ye doğru kayıyorsa A popülasyonu birey sayısı azalır mı? Azalır arkadaşlar. Tür çeşit sayısı azalır mı peki? Tamam mı göç ederse A'dan B'ye? Ne yapabilir? A popülasyonu tamamen sıfırlanacağı için tür çeşidi sayısı da azalabilir. Burada bir kısmı falan demiyor çünkü bakın. Biyokütle artışı olur mu? Evet A'dan B'ye geçiş olduğuna göre topyekünde bir biyokütle biyolojik ağırlık artışı söz konusu olabilir artık o ekosistemde. Tür içi rekabet diyor arkadaşlar. Şimdi A popülasyonu B popülasyonu geçtiği zaman A popülasyonundaki canlılar kendi arasında rekabete girerler mi acaba? Veya B popülasyonundaki vatandaşlar A popülasyonu geldi diye kendi işlerinde bir kavga dövüşe başlarlar mı? Yoksa o gelen türle mi kavgaya başlarlar? Yani tür içi değil de türler arası rekabetin artması beklenir e, olmalıydı. Tür içi kalıtsal çeşitlilik azalır mı? E, azalabilir. E, neden azalabilir? Çünkü arkadaşlar tür içi kalıtsal çeşitliğin e, azalması A popülasyonu B popülasyonu göç eden bireylerden Bazıları artık kavgalar, dövüşlerle bakın türler arası rekabetle ölmeye başlayacaktır. Bu da ne yapabilir? Tür içi kalıtsal çeşitliliğin azalmasında etken olabilir. Onun için cevabımız D şıkkı olarak bulunur. Evet, 39. sorumuzdayız. Kromozom ve gen sayılarının aynı olduğu kabul edilen farklı türlere ait canlılarla ilgili 1-2-3'ten Durumlarında oluşacak olan ikişer tane yavru bireyin birbirinden farklı kalıtsal yapıda olma olasılıklarını sıralayınız demiş arkadaşlar. Bakalım bir de diyor ki Hermafrodit çift cinsiyetli bir canlının K canlısına alınan dişi ve erkek gametlerin döllenmesi... Döllenme var güzel fakat ama canlının kendinden oluşan e, dişi ve erkek gametler mayoz oluşan ama kendinden oluşan dişi ve gametlerin döllenmesi var. İkide aynı türe ait bir erkek dişi olan L ve M bireyleri farklı bireylerden alınan gametlerin döllenmesi var. Bu daha üstün. Üçte ise diploid bir dişi bireyin oluşturduğu kendi haploid gametlerinin, mayoz oluşan gametlerin döllenmeden gelişmesi. Partonogenezle üreme arkadaşlar. Bakın burada ikinci bir birey de yok. O zaman en az çeşitlik burada olması lazım. E, farklı yapıda olma olasılıklarını demiş arkadaşlar bize. Kıyaslamasını sormuş. O zaman ne olması lazım? Şu iki de en fazla olacak. İki farklı candan geliyor çünkü. Sonra bir en az da çeşitlilik üçte görülür. Bu da E şıkkında ifade edilmiş arkadaşlar. 40. ve son sorumuza geçecek olursak Bir hücrede gerçekleşen madde geçişi olayları aşağıda şematize edilmiştir. X'ten bakın X maddesi şuradan içeriye doğru geçmiş. Hocam içeri olduğunu nereden anladık? ATP var arkadaşlar. ATP'nin harcandığı yer hücrenin içidir. ATP hücrenin dışına çıkamaz. Az yoğundan X çok yoğuna geçmiş arkadaşlar. Taşıcı protein yardımı. Bu neydi? Aktif taşıma arkadaşlar. O zaman bu şekilde aktif taşıma ile X maddesi hangisi olabilir diye sormuş. Glikoz olabilir mi? olabilir gayet tabii. Kalsiyum olabilir mi? O da olabilir arkadaşlar. E, su, Aa, su ama her zaman ozmozla taşınıyor. Enerji harcanmadan. Bakın burada enerji harcamış. Böyle bir şey olamaz. E, su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınıyor. Yani azdan çoğa doğru su taşınamaz ki. Az olduğu yerden su, çok olduğu yere su niye taşınsın? Laktoz olabilir mi? Ama laktoz disakkarit arkadaşlar. Monomer değildir. Monomerler bu yola taşınamıyorlardı. Onun için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar inşallah faydası oluyordur. Son demlerde AYT netlerinizi artırıcı yöndeki sorularla inşallah sizi buluşturmuş olduk. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız arkadaşlar paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Ee, sevdiğiniz arkadaşlarınız da bunlardan mutlaka fayda görsünler. Sınavları iyi geçsin, herkes hedefine ulaşsın arkadaşlar. Malum rekabet çok fazla. Ee, herkes güzel yeri kazanmak istiyor. Sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.